Herkese merhabalar, ben Hero Olur Whiterunner. Bugün size Adobe Station CC üzerinde bir şarkının müziğinin ve vokalin nasıl ayrıştırılabildiğini göstermeye çalışacağım. Bunu özellikle günümüzde rap yapan arkadaşlar çok fazla kullanıyor. Şarkılardan hani aslında sırf rap için söylememek lazım. Sonuç olarak sevdiğimiz şarkılarda vokalin sesini alıp müziğini saklamak istemişizdir. Neyse, kısa bir şekilde ben size programda bunun nasıl yapılabileceğini göstereceğim. Fakat şunu söyleyeyim. %100 şekilde ayırma gibi bir durum henüz söz konusu olmadı. Ben ayarlarına çok fazla şekilde oynadım ama henüz tam olarak bunu yakalayamadım. Ben bunun için deneme olarak hani rapçi arkadaşlardan bahsetmişken Ados'un Kalender şarkısını seçtim. Sayan'la birlikte düeti olan şarkıyı. Şarkının orijinalini dinletiyorum size. Yaşamak adına tek bir fotoğraf çektirmenin büyüsü kadın. Peki, gördüğünüz gibi şarkının orijinalinde herhangi bir sıkıntı yok. Şarkı zaten standart olarak stereo kayıtlı. 128 kilobaytlık bir şarkı. Aslında hani kalitesi çok da iyi değil. Ama bakalım işimizi görecek mi? Şimdi ilk olarak yapmamız gereken işlem şu. Gördüğünüz gibi ekran ikiye bölünmüş durumda. Sol kulaklık ve sağ kulaklık için ayrılmış bölüm. Ctrl A ile ikisini birden seçiyorum. Favoriler bölümünden direkt yapabilirsiniz. Normalde FX'ten girmeniz gerekiyor ama burada zaten hali hazırda menüde var. Geliyorsunuz, Remove Vocal diyorsunuz. Bu işlemde şu an yaklaşık olarak 1,5 dakika gösterdi ama o kadar süreceğini zannetmiyorum. Şu an şarkının içerisindeki müzik ve ses kısmını ayrıştırmaya çalışıyor. Şimdi programın hangisinin ses, hangisinin yani müzik sesi, hangisinin vokal sesi olduğunu ayırtma şansı yok. Bu yüzden belli frekansları silmeye çalışıyor. Ne yaparsanız yapın, hani profesyonel olarak kullanmadığınız sürece %10'luk, %15'lik bir miktar ses illaki kalacaktır ama bunu amacımız en aza düşürmek. Bu nasıl olacak? Şu an programla yaptıktan sonra ben bir ayar daha buldum. Onu göstereceğim. O şekilde hani biraz daha iyi olabiliyor. Siz de denerseniz faydasını görürsünüz. Bu arada programın şu an ben deneme sürümünü kullanıyorum. Full sürümünü de Adobe'un sitesinden satın alabiliyorsunuz. Şimdi şarkı üzerindeki gerekli vokal kaldırmayı yaptım. Şu an ses kalitesini dinletiyorum. Farkındaysanız bas kısımlarda eksilme var. Peki, şimdi şu bölüm Sayan'ın şarkıya girdiği bölüm. Buradan üstada da selam olsun. Gördüğünüz gibi ses inanılmaz düşmüş seviyede. Hani müziği elde ettik ama biraz böyle bir nasıl tabir edilir? Seste sanki bir bulantı var gibi. Hani sanki hoparlör jakı tam yerine oturmamış da bulanık veriyormuş gibi sesi. Bunun için ne yapacağız? Ben şunu denedim. Convert to 5M1 yani 5+1 ses kalitesine çevirittiriyorum burada şarkıyı. Deneyelim. Gördüğünüz gibi o bulanıklık gitti. Ses arkadan gelmeye devam ediyor. Evet. Ama örnek veriyorum, bir videoda mesela kullanacaksınız bunu. Ses miktarını belli bir miktar daha kısarak aktif olarak kullanabilirsiniz. Programın asıl kullanım şekli budur. Eğer bu sesi de yok etmek istiyorsanız tek tek frekans aralıklarını bulup onları düzeltmeniz gerekiyor. Bunu yapabilecek profesyonellik sesiniz zaten, bu programa da ihtiyacınız yok. Gördüğünüz gibi. Peki. Gördüğünüz gibi vokal kısımları şarkıdan ayrıldı. İstediğimiz MP3'ü elde ettik. Bundan sonra yapmamız gereken tek işlem dosyayı normal bir şekilde kaydederek farklı bir işlem yapmadan direkt kullanabiliriz. Ya da dilerseniz dediğim gibi buradaki bulunan efekt bölümünden, bakın tek tek zaten burada menüleri var. Gerek eko olsun, gerek diagonistik olsun ya da filtre ve EQ olsun, gördüğünüz gibi. Buradan tek tek deneyerek de yapabilirsiniz. Denemenizin bir zararı yok. Eminim daha iyi bir sonuçta elde edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım işinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın.